Merhabalar sevgili seyircilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve bizleri sosyal medya üzerinden takip eden sevgili takipçilerimiz. Günaydınlar, yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyoruz. Manşet programına başlıyoruz efendim, ben Tekin Narşap. Evet, bugün de yine gündemi paylaşacağız, gündeme dair konuları aktaracağız. Her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andığımızı, unutmadığımızı ve unutmayacağımızı hatırlatarak başlayalım. Ve 15 Temmuz şehitlerimizi unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kere daha buradan aykırmak istiyoruz. Evet, bugün 24 Ocak. 24 Ocak'ta anmamız gereken iki güzide isim var. Biri Sayın Uğur Mumcu, öteki de Sayın Gaffar Okkan. Evet, rahmetle, minnetle anıyoruz, hatıralarına sahip çıkıyoruz. Evet, bugünü birçok kesim sadece Uğur Mumcu'yu anma günü olarak anmak istese de Sayın Gaffar Okkan'ı unutmamak gerekiyor. Çünkü Sayın Gaffar Okkan Türkiye'de bir devrim yaptı aynı zamanda. Neydi o devrim? Halk ve devlet arasında bir bağın oluştuğunu ve bu bağda bir emniyet müdürünün de halkla Diyarbakır'da korumasız, çelik yeleksiz vatandaşlarla bir araya gelerek ve bölge halkı tarafından da çok sevilen bir isim haline gelmişti. İşte yine dış mihraklar, yine düşmanlar, yine hainler işte o güzel irtibatın sağlanmasını, halk, devlet iç içe, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını hazmedemedi. Çünkü onlar istiyor ki o bölge halkı devletine karşı düşman olsun, devletine karşı isyan etsin, devletine karşı baş kaldırsın istiyor. Çünkü onların hoşuna gitmiyor. Emniyet teşkilatıyla sivil vatandaşların bir arada olması, beraber olmasını hazmedemiyorlar. Ama artık hazmetmek zorunda kaldılar ve bundan sonra da kalacaklar diye buradan bir kere daha Sayın Gaffar Okkan'ı rahmetle ve minnetle andığımızı, gerçekten büyük emekleri, büyük katkıları olduğunu, ülkede birçok vatandaşın gerçeklerle yüzleşmesi noktasında çok büyük bir emeği, katkısı oldu. Bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum Sayın Gaffar Okkan'a. Evet, Sayın Uğur Mumcu'yu da anıyoruz rahmetle ve minnetle. Kendisi de büyük bir çaba içerisinde bazı olayların deşifre edilmesi noktasında büyük adımlar attı. Ve maalesef ne yazık ki yine hainler onu da kahpece, haince, kalleşçe bir bombayla aramızdan aldılar. Evet, o hainler artık bir daha emellerine ulaşamayacak şekilde elleri ayakları bağlansın istiyoruz. Ve o hainlere yardım ve yataklık eden, hainlerin yancılığını yapanlara da artık geçit verilmemesi gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. Her zaman söylediğim bir laf vardır. Hala arkasındayım. Bir kere daha buradan seslenelim lütfen. Sevgili savcılarımız, sevgili başsavcımız, bugüne kadar İnsanlar birbirlerine kızdılar. İnsanlar birbirleriyle ilgili kişisel kavgalarını maalesef ve ne yazık ki şikayetlere yönlendirdiler. Ve onu, bunu, herkesi FETÖ'cü ilan etmeye başladılar. Ben de dedim ki o günden bugüne kadar bakın hala aynı şeyi söylüyoruz. Yani bunun adı kararlılıktır, bunun adı dirayettir, bunun adı gerçeklerin ortaya çıkmasında artık bir emek sarf etmektir. Diyorum ki buradan... yeni başsavcımız da atandı bu arada. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
Cumhuriyet Başsavcılığına ve savcılarımıza buradan sesleniyoruz. Evet, mutlaka ihbarlar olacaktır ama bu ihbarlar değerlendirilecektir. Ama lütfen sizden ricamız, ihbar eden kişiyi de araştırmanız gerekiyor. Çünkü neler çıkacak, neler çıkacak. Evet, ihbar edenleri de bir araştırırsak çok şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü FETÖ'cülerin, hainlerin yaptıkları bir numaradır bu. Kendilerini aklayıp başkalarını FETÖ'cü diye ilan etmek. Evet, bu konuda lütfen gerekli ilgi ve alakanın ve gerekli araştırmanın yapılmasını talep ediyoruz. Evet, ve sosyal medyaya geçeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, sosyal medyaya geçmeden önce Ezel, az önce bir şeyler söyledin ama duymadım ben seni. Evet, çaktırmadan mikrofonumu düzelttim Ezel. Evet, peki. Sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve bizleri sosyal medya üzerinden takip eden sevgili takipçilerimiz. Evet, sizler de görüşlerinizi, düşüncelerinizi, iyi düşüncelerinizi, hatta gördüğünüz yanlışlıkları bizlerle paylaşmak isterseniz İçel TV Facebook adresinden şu an canlı yayında da oradayız. Oradaki canlı yayın linkimizin altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. O yorumlarınızı da buradan paylaşmak istiyoruz. Ve hemen sosyal medya paylaşımlarına geçelim ve 24 Ocak tarihli sosyal medyada yapılan paylaşımlara göz atalım. Evet, Sayın Aytu Atıcı ile devam ediyoruz. AK Parti dönemi bütün eğilimleri içinde barındıran bir dönemdir. Bir saltanat sisteminden demokrasiye geçilmiştir diyor. Ve o dönemde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denilmiştir. Ve Milliyetçi Hareket Parti'nin talebiyle adı değişen Cumhurbaşkanlığı sistemi ruhen başkanlık sistemidir ve bir kelime oyunu yapılmaktadır. Atatürk'e dahi verilmeyen yetkileri bir kişiye vermeyi amaçlayan anayasa değişikliğini halkımıza anlatmaya devam edeceğiz demiş Sayın Aytu Atıcı. Ve AK Parti Mersin Teşkilatı da il yönetim kurulu üyelerimiz, il başkanımız Cesim Ercik başkanlığında il binamızda toplantı yaptı paylaşımına yer vermişler. Ve Ali Cumhur Taşkın da dünyanın en büyük belası şu an terördür. Teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. Dünyanın en büyük belası şu an terördür. Teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından söylenen bu sözü Sayın Ali Cumhur Taşkın da paylaşmış efendim. Ve Sayın Burhanettin Kocamaz, at izi it iziyle karışmışsa tek çare kurt izi. Şafağınız hayırlı, gününüz aydın olsun, her şey gönlünüzce, gününüz bereketli, huzurunuz daim olsun, yüzünüzden de gülücükler hiç eksilmesin demiş ve amin demiş Sayın Başkan. Ve Sayın Baki Şimşek de Mersin Silifke Yeşil Ovacıklı şehidimiz Mehmet Tolu'ya son görevimizi yerine getirdik. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim demiş. Paylaşımlarında sevgili izleyicilerimiz. Ve devam ediyoruz. Türkiye layıktır, layık kalacak sloganıyla ülkeyi inleten Beşiktaş'a selam. Renklerimiz farklı. Kalplerimiz aynı paylaşımına yer vermiş Sayın Mustafa Balbay ve Kamil Okyay Sındır'da tek adam rejimi hayır, egemenlik sarayın değil, kayıtsız ve şartsız milletindir demiş. Cumhuriyet Halk Partisi de retweet demiş. Devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, şafağınız hayırlı, gününüz aydın olsun, her şey gönlünüzce, gününüz bereketli, huzurunuz daim olsun, yüzünüzden de gülücükler hiç eksilmesin. Bugün 15 derece Mersin. Ve devam ediyoruz. Metin Feyzoğlu, üniversite mezunu gençlerin işsizliğe ve açlığa mahkum edilmesine hayır. Münih'te bölücü örgüt Atatürk resmini karalayıp hain terörist başının adını duvara yazmış. Alman polisi seyirci kalmış. Kınıyorum. Hakimleri atayan kurulu parti genel başkanı seçerse davanız hakkında da parti ilçe başkanı karar verir hale gelir. Takdir sizin demiş. Ve Milliyetçi Hareket Partisi, Şehit Fırat'a adalet, katillere müebbet. Şehit Fırat'a adalet, katillere müebbet demiş Milliyetçi Hareket Partisi. Ve Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır. Başbuğ Alparslan Türkeş. Ve Sayın Numan Kurtulmuş da Suriye'de adil ve kalıcı bir barış sağlamak bütün uluslararası camianın boynunun borcudur. Son kanun hükmünde kararnamelerle
15 Temmuz gazileri terör mağdurları arasındaki fark giderilmiştir. Yaklaşık 19 bin kişi gazilik maaşı alacaktır. Ve Ressam Bob da şuraya her şeyin farkında olup hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranan birilerini çizelim demiş. Ve birisi tatlı mı dedi diyor. İşte tatlı, bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. Günaydın dostlarım, sizlere hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum demiş Sayın Şerafettin Aşut. Tabii sabah sabah bu tatlı ağzımızı sulandırmadı diyemeyeceğiz tabii ki, sulandırdı, evet. Devam ediyoruz. Sayın Şevketcan, Ergenekon mahallemizde yapımı devam eden kapalı yüzme havuzu, semt pazarı ve düğün salonunun inşaatını inceledik demişler. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapılan paylaşımda da Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerimiz Selim Topal'ın cenaze törenine katılarak ailesine başsağlığı diledi. Başbakan Yıldırım, merhum İlhan Cavcav için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan paylaşımda ise Türkiye Afrika'nın sesi olmaya devam edecek. Emine Erdoğan Tanzanya'da TİKA ofisinin açılışını gerçekleştirdi deniliyor. Ve Visit Mersin, dünya kenti Mersin sevgili izleyicilerimiz, milyarlarca dünyalı bu lezzeti tadamadan ölecek kerebiç. Evet, kerebiç candır. Tüm dünya insanlığının tatması gereken bir tat. Ve Mersin'den dünyaya dağılan enerji, Cezerye. Evet, Mersin'in tanıtılmasına büyük katkıları var. Teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Yılmaz Tezcan'da partimizin Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Emsal Şaşmaz hanımefendi atanmıştır. Hayırlı olsun demişler. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Tanzanya İş Forumu'nda konuşuyor. Dünyanın beşten büyük olduğu gerçeğini dile getirmeyi sürdüreceğiz diyor. Sayın Yılmaz Tezcan Cumhurbaşkanlığı'nın paylaşımını retweetlemiş. Ve Sayın Milletvekilimiz Adnan Günlar'ın kayınpederi Ahmet Çolak'a Allah'tan rahmet, vekilimize ve yakınlarına başsağlığı dilerim mesajını paylaşmış Sayın Doçent Doktor Yılmaz Tezcan sevgili izleyicilerimiz. Evet, sosyal medya paylaşımlarımız böyleydi. Tabii dün bir haber izledim. Ezel, izledin mi bilmiyorum, sen de Ulusal'da. Bir öğretmen iş arayan öğrencilerini dolandırmış. Yani insanların mağduriyetlerini bilip ailevi durumları hakkında bilgi sahibi olan İstanbul'daydı galiba. Bir öğretmen maalesef ve ne yazık ki, hatta yanılmıyorsam edebiyat öğretmeniydi. Çocukların, gençlerin mağduriyetlerini biliyor. Kimin işe ihtiyacını ve kimin durumunun ne olduğunu çok iyi biliyor. Ailevi sorunlarıyla ilgili bilgileri de önceden edinmiş. Ve hatta internet ortamında ülkenin birçok noktasından iş vaadinde bulunarak onlara 8 bin lirayla, işte durumlarına göre değişen rakamlarla işe yerleştireceği yönünde bilgiler aktarmış. Ve maalesef ne yazık ki bu vatandaşa inanan birçok kişi olmuş. Yani 8 bin lira verip bizi bir işe yerleştirecek umudunu taşıyan iyi niyetli vatandaşlarımız varmış. Onlar da bu hocayla iletişime girmişler. Ve bakın, sosyal medya üzerinden yapılmış bu. Yani gerçekten buna üzülüyoruz. Yani evet, işsizlik bir sorun ama sosyal medya üzerinden birebir görüşemediğiniz, yüzünü dahi görmediğiniz bir insanı, yan yana gelmediğiniz, ki biz toplum olarak ekmeği bile dokunarak alan bir toplum olmamıza rağmen bakıyorsunuz sosyal medya üzerinden paralar yatırılıyor. Beni de işe yerleştir diye. Adam bir anda bütün paraları topluyor, gidiyor Ezel. Ve sonuç mağdur vatandaşlar. Artık biraz daha ufkumuzu geniş tutmamız gerektiğini, artık dolandırıcıların artık her ortamı rahat bir şekilde kullanabileceklerini biliyoruz. Ama bunu bilmemiz halinde bile maalesef ve ne yazık ki bu dolandırıcılara prim veriyoruz. Sanki biraz daha uyanık olmamız gerekiyor. Sanki biraz daha böyle sosyal medya üzerinden adını sanını
bilmediğimiz kişiler üzerinden seni işe yerleştireceğim. Sana işte hatta bir tanesi de çıkmış ehliyet alacakmış. Farklı bir ülkede sınavsız. Sınava girmeyeceksiniz, parayı yatıracaksınız, ehliyet alacaksınız ve bu hem ülkemizde de geçerli olacak hem de birçok Avrupa ülkesinde geçerli olacak. Ehliyet ister misiniz diye ilanlar vermiş adam bak. Buna da yoğun bir ilgi varmış. Ya düşünsene adam diyor ki ben dedim ki işte evet irtibat kuracağım ne kadar istiyorsun? Bir baktım adam dedi ki işte sınava da girmeyeceksin. Direkt ehliyetini sana adresine postalayacağız. Ve buna inananlar olmuş maalesef ve ne yazık ki. Yani hani biraz da oturup şöyle şapkanımızı önümüze alıp düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü adamı tanımıyoruz etmiyoruz. Hatta bu ülkede birileri çıkıp öteki dünyadan arsa satmadı mı bizlere? Ev satmadı mı bizlere? Yani kalkıp birileri bu ülkede yaptığım inşaatın dairelerinden bir tane alırsanız öteki dünyada Peygamber Efendimizin komşusu olacaksınız demedi mi? Ve bunun için sıraya giren, kuyruklar oluşturan vatandaşlarımız olmadı mı? Gidip oraya para bayılan olmadı mı? Hatta biri çıkıp ya siz buradan daire alırsanız bütün günahlarınız affolacak demedi mi? Ve benim koca koca amcalarım o sıraya girip elindeki avucundaki tüm paraları alıp ki artık nasıl büyük bir günah işlemişlerse. Yani öyle büyük bir günah işlemişler ki bir aracı olarak düşünüyorlar. Eğer biz buradan daire alırsak bütün günahlarımız tertemiz akupak olacağız. Evet maalesef ve ne yazık ki örümceklenmiş zihniyeti üzerimizden atmamız artık çağdaş medeni bir toplum olmak ve Ulaner Mustafa Kemal Atatürk'ün hep isteğidir. Çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ve o oranı yakalamak en büyük hedefimiz olması gerekirken maalesef ve ne yazık ki hala geçmişten kalma eski püskü bilgilerle işte bilinçsizlikle böyle insanlarımızı kandırmaya çalışan insanlar var. Ben bazen şey diyorum hani şu öte dünyadan bize dükkan veya araba veya arsa satanları ödüllendirmek lazım aslında. Cezalandırmanın yanı sıra bir de plaket vermek lazım. Evet devam edelim ve yerel gazetelerimize geçelim. Yerel gazetelerimizin ilk sayfalarıyla Mersin ve bölgemizdeki gelişmelere göz atalım. Haberci gazetesiyle devam ediyoruz. 15 günlük ilaç kaldı deniliyor. İlaç fiyatlarına zam geleceğinin duyulması üzerine ilaç firmaları stok yapıp yok çekmeye başladı. Bu durum Mersin'de 15 günlük ilacın kalmasına neden oldu. İlaç krizini gazeteye değerlendiren TEP 25. Bölge Mersin Eczacı Odası Genel Sekreteri Uzman Eczacı Özgün Sar. Tehlikeli bir süreç yaşandığını söyledi. Kentte eczaneler ve ilaç depolarında ancak 15 gün yetecek ilaç kaldığını söyleyen Sar, firmaların ellerindeki stokları piyasaya açmaması halinde hastaların ölümle bir başına bırakılacağını kaydetti. Yani düşünebiliyor musunuz sevgili izleyicilerimiz? Sağlık dağıtılan yerde, derdinizin dermanı olan yerlerde ilaçlara zam gelecek diye stok. Hani bu bize neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Hani çok eski bir Türkiye vardı. Kuyrukların olduğu, yağ kuyruklarının, ekmek kuyruklarının olduğu dönem. Hani işte o dönemde bile kendi vatandaşını, kendi insanı eziyordu. Yani bizim düşmana ihtiyacımız yok aslında. Bizim düşmanımız zaten belli ve onunla aslanlar gibi mücadele edilen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve polis teşkilatımız var. Ama içimizdeki hainleri ne yapmak lazım? İçimizdeki düşmanları ne yapmak lazım? Yani bakıyorsun adamın ekmek her sofranın vazgeçilmezi iken ekmeği stokluyor. Ya elzemken yağ stokluyor. Neden? Çünkü kendi vatandaşına daha yüksek fiyatla satacak diye. İşte bakın mesela ilaç sektörü de böyle olmuş. Neymiş efendim? Zam gelecek. Bu yüzden biz şimdiden sürmeyelim piyasaya. Zamlı fiyatıyla sürelim. Kârımıza kâr katalım düşüncesi de olmuş. Şiddetle kınıyoruz. İnsanın sağlığı, insanın gıda tüketim ihtiyacı üzerinden yapılan bu tür stoklamaları şiddetle kınıyoruz. Ve acilen devletin kurumlarını bu konuda denetleyici ve bu konuda bu tür stoklama yapanları tespit edip gerekli cezai müeyyidelerle
cezalandırmasını talep ediyoruz. İnsanın sağlığıyla, insanın gıda ihtiyacıyla hiç kimsenin oynamasına müsaade etmemek lazım diye düşünüyoruz. Evet, Neşet Tarhan aday değilim diyor. Mecliste göreve gelmesinin 3. yılını dahi doldurmamışken söz verdiklerinden fazlasını yaptığını söyleyen CHP'li Başkan Neşet Tarhan, ancak hala yapacak çok iş olduğunu vurguladı. Belediyenin tüm partilerle ve halka uzlaşı içinde hizmet ürettiğini vurgulayan Tarhan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili iddialara ise hayır değilim yanıtı vermiş. Evet. Kent merkezine yeni AVM yaptırmayacağız diyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği ile bir araya geldi. Perakende sektörünün yaşamış olduğu sıkıntıların konuşulduğu toplantıda Başkan Kocamaz, şehir içerisindeki küçük esnafları rahat ortamlarda çalıştırmak istediklerini belirterek şehir merkezinde kesinlikle yeni alışveriş merkezleri yaptırmayacaklarını söylemiş. Evet, tabii bu küçük esnafımızın nefes almasında büyük bir katkı olacaktır. Kentin tarihi dokusu korunmalı diyor Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Candan Ülkü. Geçmişi 19. yüzyıla dayanan Mersin'in tarihi dokusunun korunması gerektiğini belirtmiş bu arada. Ve müteahhitlere yönetmelik uyarısı yapılmış. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can tarafından inşaat sektörüyle uğraşan mimar, müteahhit ve mühendislerle toplantı yaptı. Müteahhit, mimar ve mühendislerin sorunlarını dinleyen Başkan Can, projelerin yönetmeliklere uygun hazırlanmadığı uyarısında bulunmuş. Ve orman köylüsüne 3.99 milyon liralık destek. Şimdi, Ezel'cim bak şimdi. Bu haberi duyunca ne anlıyorsun? Orman köylüsüne 3.99 milyon liralık destek. Yani böyle bir para var. Biz ormancı kardeşimize, ormancı köylümüze dağıtacağız manasını çıkartırsın değil mi? Değil. Öyle değil işte. Kredi desteği bu. Ya? Kredi desteği bu. Yani böyle... Orman köylüsüne 3.99 milyon liralık destek. Yaşasın. Ama kredi desteği. Hoyt. Hemen geri çekiyorsun. Neden? Çünkü Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca 2016 yılında Mersin'de Orköy kredileriyle, bak kredileriyle 308 aileye destek sağlandı. 46 orman köyüne 3.99 milyon lira kredi desteği verildi. Ya biri de çıkıp şunu demiyor ki. Ya arkadaş, kredi alma noktasında benim sıkıntım yok ki. Zaten krediyle yaşıyoruz. Kredimiz var, kredi. Borç var. Yani kredilerimiz var. Borçlanmışız, kredi almışız. Kredi borcumuz var bizim. Bu kredi borçlarıyla ilgili yapacaksanız bir şeyler yapın. Ya biz ayakta durabilmek için bizim 15-20 milyon aylık alacağımız yok. 1404 lira. Yani her ne kadar böyle söylerken uzun gelse de maalesef ay sonunu getiremediğimiz, alır almaz elimizde hiçbir şeyin kalmadığı bir maaşla, buna ilave bankalardan yaptığımız kredi çekimleriyle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Yani bize krediyle, krediyi bir kere daha kredileştirme yönünden uzak tutun diye istiyoruz. Yani bize böyle bir destek sunmayın. Bize sunacaksanız bize hibe programları yapın. Yani işte ne bileyim, Avrupa Birliği ile ilgili birçok projeler var, hibe programları var. Bize onlardan fayda sağlayın. Yani yaramıza merhem olun. Yaramızı bir daha deşmeyin. Manasını getiriyor köylü. Herkes bunu istiyor. Ama esnafımdan hala ses çıkmadı bu arada Ezel'cim. Esnafımın da kolay kredi edebilmesi için de tüm yollar açıldı. Benim esnafımdan hala çıt yok. İstedikleri buydu galiba. Biz kredi çekemiyoruz. Hükümet lütfen bankalarla konuşsun. Kredi çekebilmenin önünü açsınlar dedi. Hükümet de çıktı. Kardeşim, bankalarla konuştum. İşte artık benim esnafım kredi çekme noktasında hiçbir zorluk yaşamayacak dedi. Ve açtı önünü. Sonuçta isteği yerine getirdi. Ama istek bu muydu? Zaten esnafın derdi ne? İşte esnaf adına konuşanların konuştukları yetkili mercilere aslında dertlerini doğru bir şekilde anlatmadıklarının ortaya çıkmış halidir bu durum. Bırakalım, bakalım, geçelim. Önümüzdeki süreç içerisinde esnafımız bu konuda neler düşünecek? Onları da tek tek dinlemek istiyoruz. Tabii yazmak isterlerse buyursunlar. İçel TV Facebook adresinde mesajlarını bekliyoruz. Ne istiyor esnafımız? Yani biz şunu biliyoruz bir kere. Esnafımızın, küçük esnafımızın en büyük sıkıntısı daha
dükkanı açar açmaz borçlu başlaması, siftah yapamaması, seyyar satıcıların kendi mekanları önünde seyyar satıcılık yapması, ürünlerini açıp böyle orada satış yapması, insanların AVM'lere yönelmiş olması ve artık benim esnafım ayakta duracak halinin kalmadığı, toptancıya borçlarının olduğu, borçlarını ödeyemedikleri, hatta bunun için bankalardan kredi çekip bu borçları kapatmaya çalıştıkları, fakat bu sefer banka olan borçlarıyla sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Bunun dışında beklenti nedir? Esnafımız ne istiyor? Kendi sorununa çözümü ne olarak görüyor? Evet, böyle bir soru soralım bakalım mesaj gelecek mi? Çukurova gazetesi, ekonomik istikrar için siyasi istikrar şart. Evet, sevgili seyircilerimiz, genel kurulunun gerçekleştiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin gala gecesi düzenlendi. Düzenlenen galaya Kalkınma Bakan Yardımcısı Sayın Coşkun'un yanı sıra Vali Yardımcısı Cezmi Türkgöçer, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Opak, MÜSİAD Mersin Başkanı Hakan Kayacı ve iş adamları katıldı. Yapılan konuşmalarda da ekonomik istikrar için siyasi istikrar şart açıklamalarına yer verilmiş. Eğitimsel değerlendirme raporunu açıkladı. İmam hatipler 3 kat arttı. Laik eğitimden uzaklaşıyoruz. Eğitimsel'in hazırladığı yarı yıl değerlendirme raporu kamuoyuna sunuldu. Sunulan raporda özellikle İmam Hatip liselerinin artışı, çocukların dini cemaat ve vakıfların yurtlarına yönelmesi, çocukların barınmak zorunda bırakıldıkları yerlerde taciz ve istismara uğraması ve sözleşmeli öğretmen alımında sorulan siyasi sorular dikkat çekti. Rapora göre 2002-2003 eğitim yılında 450 olan İmam Hatip Lisesi okul sayısı 2016-2017 eğitim yılında 1400'e ulaştı diyor. Öğrencilerimiz sınavlarda başarısız, laik eğitim sisteminden hızla uzaklaşıyoruz demiş Eğitimsel. Mezitli Belediyesi'nden de sokaktaki dostlarımıza yuva projesi var. Mezitli Belediyesi sokaktaki dostlarımıza olan sokak hayvanları için Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir yöntemle orman içerisinde bakım evi yapıyor. Ve geçiyoruz. Ya hayvan hakları savunucularından hala ses yok, farkında mısınız? Yani bakın, güzel projelerde de görmek istiyoruz. Sadece hayvanların telef olduğu veya şiddete maruz kaldığı dönemlerde çıkıp protesto eylemleri yapmak tabii ki mutlaka olacaktır. Hepimiz yapacağız bunu. Ama güzelliklerin yanında da olmak gerekiyor. Yani mesela hala söylüyorum, Özgür Çocuk Parkı'nda kedi adam diye tabir edilen ve kedilerin babası olarak diye tabir edilen bir vatandaşımız var. Kendisi büyük bir olasılıkla evsiz. Yani kılık kıyafetine baktığımızda gerçekten perişan halde. Sokaktan, çöplerden bir şeyler alıp onun satışıyla eline para geçiriyor. Ve o parayla ne yapıyor biliyor musunuz? Sevgili hayvanseverler, kedilere işte kasaplardan o parça etler alıyor. Ve getiriyor Özgür Çocuk Parkı'nda o kedilerin tamamı. O adam geldiği zaman o adamı çok seviyorlar. Hemen etrafında dolanıyorlar ve oturuyor, açıyor. O kedilerle işte o etleri paylaşıyor. Yani ben isterdim ki bugüne kadar hayvan hakları savunucuları çıksınlar, gitsinler. O abimizi bulsunlar ki hep orada oturuyor. Ya bir de basın mensuplarını davet etsinler. İşte hayvan dostu kendi imkanları ölçüsünde hayvanlara güzel bir örnek olan, hayvanların bizim dostumuz olduğunu ve kıt imkanlarına rağmen bunu yapmayı başaran bu arkadaşımıza da bir teşekkür plaketi verelim, bir sıcak çorba ısmarlayalım diye bir proje olsa çok mu kötü olur? Bence çok kötü olmaz, çok iyi olur. Lütfen sevgili hayvan dostları, hayvan haklarını koruyan dernekler, lütfen bu konulara da biraz daha eğilirseniz, onura ederseniz, çünkü onun gibi birçok vatandaşımız var. Emekli maaşıyla kendine et alamayan fakat o hayvanlar için et alan, yine Tulumba Köprüsü'nün orada, Tulumba Bahçı'nın orada olan amcamız da var. Bu vatandaşlarımızı onura etmemiz lazım. Evet,
Güney gazetesiyle devam ediyoruz. Başkan Kocamaz perakendecilerle bir araya geldi. Artık şehir merkezinde AVM'lere geçit yok dedi. Ve iş adamları Çin Başbakanı'nın açıklamasını bekliyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Mersin olarak Çin Başbakanı'nın açıklamasını beklediklerini belirterek ABD Başkanı'nın ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamalar veya uluslararası kurumların ifadeleri bizim için çok önemli. İşte küreselleşmenin geldiği boyut budur. Mersin olarak Çin Başbakanı'nın açıklamasını bekliyoruz. Çünkü ona göre tedbir alacağız, ona göre politikalar oluşturacağız, ona göre stratejiler geliştireceğiz dedi. Ve gezici sağlık ekibi şifa dağıtıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi gezici sağlık ekipleri tarafından 2016 yılı içinde toplam 12.458 hasta vatandaşın muayenesi yapıldığı belirtildi. Evet, talihli vatandaşı bekliyorum demiş. 2016'da şanslı kentlerden biri oldu Mersin. Yılbaşı özel çekişinde 5 milyon lira isabet eden bileti kendinin sattığını belirten büfe işletmecisi Hüseyin Kılınç, bilet bayimizden satılmıştır, talihliyi bekliyorum demiş. Yani mutlaka gidip merkezden almıştır. Evet, traktör uçuruma yuvarlandı, bir yaralı deniliyor sevgili izleyicilerimiz. FETÖ'den gözaltına alınan 17 iş adamı adliyeye sevk edildi. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Mersin gazetesi, çocuklar ayakkabı bekliyor. Daha önce sokak çocuklarına dair birçok çalışma yapan Mersin Çocuk Hakları Derneği son olarak okula giden yoksul çocuklar için ayakkabı kampanyası başlattı. Evet, bu tür kampanyaları önemsiyoruz. Özellikle söz konusu çocuksa bu konuda gerçekten duyarlı olmamız gerekiyor. Hele hele bu çocuklar soğuk kış günlerinde çıplak ayakla dolaşıyorlarsa bu daha büyük bir önem arz ediyor. Ve ben inanıyorum ki kentimizde burada yaşayan vatandaşların büyük bir bölümü böyle bir projeye, böyle bir kampanyaya duyarsız kalmayacaklarından da o kadar eminim ki bu kampanyaları duyurmakta fayda var ve bu kampanyaların amacına ulaşması noktasında gerekenin yapılmasını talep ediyoruz. Mersin'de sapan balığına yoğun ilgi. Mersin açıklarında balıkçıların ağına yaklaşık 2 metre boyunda sapan balığı takıldı diyor. Çok kızgın bize sapan balığı. Evet, bak Ezel, görüyor musun? Çok kızgın, kızmış bir surat. Devam ediyoruz. Evet, balık yemek önemlidir. Özellikle çocukların, tabii alabiliyor musunuz bilmiyorum. Yani 1404 lirayla çalışanlar için söylüyorum. Alabiliyor musunuz bilmiyorum. Yoksa sadece yanından geçip, önünden geçip kokusunu mu alabiliyorsunuz bilemiyorum ama alabiliyorsanız çocuklarınıza lütfen balık yedir. Yeni Güney gazetesi, siyasi istikrar çok önemli diyor. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Mersin'in 18. Olağan Genel Kurulu galası yapıldı. Sayın Coşkun da yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakan Yardımcısı yaptığı konuşmasında da istikrar için, siyasi istikrarın önemine dikkatleri çekti. Bak bak şimdi Ezel'cim. Biz 1404 lira diyoruz. Gayrimenkule yatırım yapın diye haber çıkıyor karşımıza. 1404 lirayla gayrimenkule yatırım yap Ezel, yapabiliyorsan. Yani kartondan ev yapıp efendim 88 ay vadeyle. Hayır, bence o 50 yıl vadeyle olması lazım. 50 yıl vadeyle belki. O da artık yani öyle olacak büyük bir olasılıkla. Evet, Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, iniş çıkış yaşayan piyasalarda yatırımcısını yeni yolda bırakmayan en güvenli limanın gayrimenkul yatırım olduğunu, tabii zenginler için, parası olanlar için gerçekten bence en verimli yatırım. Yani Allah olanlara daha çok versin, Allah olmayanlara da versin diyoruz biz de. Yani herkes ev sahibi olsun istiyoruz. Bu ülkede en büyük sorun, en büyük sıkıntı kira, kiracı olmak. İnşallah şu an kiracı konumunda olup da hali vakti yerine gelebilmesi için önünün açılması ve onun da bir ev sahibi olmasını hep birlikte dileyelim. İnşallah bu güzel dileklerimiz yerini bulur. Evet. Aslında bir dua seansı da yapalım mı programın içerisinde artık bundan sonra? Neden Ezel? Yani biz Mersin İdman Yurdu için dua ettiğimizde berabere kalmıştık.
tutuyor. Yani o olabilir, o ayrı bir şey. Şimdi aslında bundan sonra dua seansı da koyalım araya. İşte 1404 lira başlıklı dua seansı yapalım. 1404 liralı vatandaşlarımızın da artık bir araba sahibi olmasını, işte onların da birer evinin olmasını ve bu konuda gerçekten çocuklarına çikolata alabilecek duruma gelmelerini temenni edelim. Ne olur ki? İyi dilekten bir şey çıkmaz. Kötü manada bir şey çıkmaz. İyi bir şeyler olur inşallah diyoruz. Evet, Ali Gökhan Şamiloğlu'na gideceğiz. Mersin gündemine dair bilgileri alacağız. Ardından ulusal gazetelerimizle karşınızda olacağım. Günaydın, teşekkür ediyorum. Mersin gündeminde neler var? Kısaca değinelim. Mersin'de Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 11'i tutuklu 32 kişinin yargılanmasına Mersin'de başlandı. Ayrıca Mersin'de Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 46 iş adamından 31'i ilk operasyonda, sonraki operasyonda da 4 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 35 kişiden 17 kişi adliyeye geçen hafta sevk edilmiş ve kontrollü serbestlikle serbest bırakılmıştı. Ama sonrasında terör savcısının itirazıyla tekrar gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ve emniyetteki işlemleri biten 17 kişi daha Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrıca Bolu merkezli, aralarında Mersin'in de olduğu birçok ilde yine FETÖ ablalarına yönelik operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlarda da gözaltına alınanlar var. Ayrıntılar haber bültenimizde olacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği MEPİAD üyeleriyle bir araya geldi. Bu toplantıda sektörün sorunları konuşuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Mersin şehir içerisine alışveriş merkezi yapılmasına izin vermeyeceğiz. Alışveriş merkezleri zaten esnafın pastasını küçülttüğü için esnaf zar zor yaşam mücadelesi veriyor dedi. Ayrıca Mersin'in bazı noktalarında, şehir merkezinin bazı noktalarında küçük sanayi siteleri var. Bunlara da değindi Sayın Kocamaz ve 1/100.000'lik plana göre yeni sanayi tesisi alanları, lojistik alanlar tespit edildi. Onaylandıktan sonra şehir içerisindeki küçük sanayi sitelerini de hem esnafı memnun edecek hem de halkı memnun edecek noktalara taşıyacağız dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı açıklama yaptı Mersin'le ilgili ve 2016 yılında Mersin'de 46 orman köyüne 3.99 milyon Türk lirası destek verildi. Bu desteklerle Orköy kredileri kapsamında 308 aileye destek sağlandı. Bu destekler 2017 yılında da devam edecek bilgisini paylaştı Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde Liman Deniz Şube Müdürlüğü'nde ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 20 polis memuru göstermiş oldukları üstün hizmet nedeniyle ödüllendirildi ve başarı belgeleri kendilerine Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından törenle takdim edildi diyoruz. Tabii spora geldiğimizde sporda da Mersin İdman Yurdu'nda yeni istifalar yaşandı. Özellikle Büyükşehir Belediyesi kadrosundan, belediye kontenjanından Mersin İdman Yurdu yönetimine giren isimler yine istifa ettiler. Yine istifa yaşandı, istifa ettiler. Bu son istifalarla Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yönetimden desteğini çektiği şeklinde yorumlar sosyal medyada paylaşıldı. Mersin İdman Yurdu 18 Şubat tarihinde
olağanüstü genel kurula gidecek. Bunu da belirtelim. Tabii yine bugün akşam saatlerinde salı günü olduğu için İçer TV'de Ön Libero programı olacak. Hasan Doğan'ın yöneticiliğinde ve Mersin İdman Yurdu konuşulacak. Programı takip etmenizi öneriyoruz. Bugün Mersin Gazeteciler Cemiyeti Atatürk Parkı içerisinde bulunan Uğur Mumcu Anıtı'nda Uğur Mumcu'yu anacak saat 12'de. Ayrıntılar yine İçer TV ekranlarında olacak. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ulusal gazetelerle Türkiye ve dünya gündemine göz atalım. Akşam gazetesi çok değişik bir haber, çok iddialı bir haber, iddialara büyük olan bir haberse yer vermiş. Onur Öymen 2009'daki diyaloğu akşam anlattı. ABD sizi istiyor. Aa, öyle mi? CHP eski genel başkan yardımcısı Öymen, ABD CHP liderinin değişmesini istiyordu. 8 yıl önce söz konusu raporları görüp Baykal ve Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirmiştim dedi. Ekim 2008'deki 60-70 sayfalık raporu 2009'un başlarında bana getirdiler. Hemen Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'na götürüp okuttum. Sivil toplum kuruluşunun hazırladığı bir rapor diye pek değer vermediler. Yalnızca Kemal Bey, aa öyle mi diye tepki verdi. CHP'de yönetim değiştikten sonra WikiLeaks belgeleri sızdı. Orada dönemin ABD elçisi, bütün kötülüklerin sebebi Deniz Baykal'dır. Yerine makul biri getirmelidir diyor. Daha sonra Clinton bir telgraf gönderiyor ve Kılıçdaroğlu'nun adını ilk defa orada zikrediyor. Ve işte o rapor diyor. Öymen'in okuttum dediği rapor ABD derin devletine yakın Silk Road Enstitüsü tarafından yayımlandı. Raporda Deniz Baykal sonunda istifaya zorlanacak ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilecek deniliyor. Ve şimdi soru var. Ekmelettin Bey'i kim istedi? Şu anda CHP içinde FETÖ ile ilişkili olan birinin olup olmadığı şeklinde bir yorum yapamam. Benim esas merak ettiğim Ekmelettin İhsanoğlu'nun kimin tercihiydi? Şu il yöneticilerinin isteğiyle veya şu belediye başkanlarının önerisiyle İhsanoğlu aday yapıldı diye bir açıklama duymadık demişler. Ve tabii sevgili izleyicilerimiz, burada şöyle bir soru sormak lazım. Sayın Öymen bugüne kadar neden sustu? Yani böyle bir durum vardı ise, böyle bir durumu doğru bulmadı ise ve gelişmeler o yönde, yani dedikleri şekilde, iddia edildiği şekilde gelişti ise bugüne kadar neden sustular? Neden konuşmadılar? Neden bu gerçekleri söylemediler? Gibi sorular sorulması da gayet doğru ve muhtemel. Hainleri taşımayız. FETÖ'nün Doğu Anadolu bölgesindeki para kasası Yusuf Öksüz'ün Yunan adalarına yasa dışı yollardan kaçmak isterken teknecinin ihbarıyla yakalandığı ortaya çıktı. Muğla Milas'ta insan kaçakçılarıyla iletişim kuramayan Yusuf Öksüz, ulaştığı tekne sahiplerine beni adalara götürün, istediğiniz parayı vereyim dedi. Durumdan şüphelenen tekneciler polisi arayıp ihbarda bulundu. Öksüz yanında oğlu ve 200 bin lira parayla yakalandı. İstanbul'u üçe bölmüşlerdi diyor. Hesap zamanı 15 Temmuz'da Sabiha Gökçen havalimanını işgal ettikleri gerekçesiyle üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen 28'i tutuklu 62 asker dün Silivri'de hakim karşısına çıktı. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Posta gazetesi de öldüren hata diyor. Polis yanlış eve baskın yaptı. Annenin kalbi dayanamadı. Oğlun cinayet şüphelisi denmiş. Antalya Kepez'de önceki gün Ali Yücel evin bahçesinde oturuyordu. Zil çaldı. İki polis bahçeye dalıp Ali Yücel'i yere yatırdı ve kelepçeledi. Bu sırada 65 yaşındaki anne Hamide Yücel sesleri duyup dışarı çıktı ve polislere evladım ne yapıyorsunuz diye telaşla sordu. Polis oğlun cinayetten aranıyor dedi. Hamide Yücel bunu duyunca fenalaştı. Evdekiler anneyle ilgilenirken Ali Yücel'in kimliğine bakan polis, aranan sen değilsin, yanlış adrese gelmişiz dedi. Hamide Yücel hastaneye kaldırılırken öldü. Polislere soruşturma açıldı. Evet, tabii devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçeceğiz ama elime bir not ulaştı sevgili izleyicilerimiz. Mersin'de elektrik kesintisi. Mezitli ilçesinde Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirilmiş bu arada. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre 26 Ocak Perşembe günü Mezitli ilçesi Bozon Mahallesi Kalfe Bucağı mevkisine 12-13 saatler arasında elektrik verilemeyecek.
Evet. Bir kere daha söyleyelim. Mezitli ilçesi Bozon Mahallesi Kalfe Bucağı mevkiine saat 12 ile 13 saatleri arasında elektrik verilmeyecek 26 Ocak Perşembe günü. Bunu da buradan böylelikle duymuş olalım ve Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Tüm dünya birleşelim diyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki geçici ve daimi üye ülke ayrımının kaldırılması için tüm dünyaya çağrı yaptı. Her ülkeye temsil etkisi verilsin. Biz diyoruz ki gelin tüm dünya birleşelim. Dünya 5'ten büyüktür diyelim. Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi arasında herkes daimi üyeler arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi temsil etkisine sahip olsun. Geçici ve daimi üyeler bu ayrım kalksın. 2 yıl 20 üye görev yapsın. Ondan sonra diğerleriyle devam. 20 üye mi olacak? Ondan sonra onu değişsin. Diğer onuyla devam. Ondan sonra bir diğer onu değişsin. Bunu yapmaya mecburuz. O zaman göreceksiniz dünyanın kaderi çok farklı bir şekilde değişecektir. Evet ve devam ediyoruz farklı bir gazeteye. Star gazetesi Afrika FETÖ'ye kapanıyor. Kaşış yolu olarak kara kıtayı kullanan FETÖ'cüleri üzecek haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tanzanya ziyareti sırasında geldi. Gereken önlemleri birlikte ele aldık deniliyor. Ve alkışlanan sözleri Batı'nın gerçek yüzünü anlattı. Erdoğan yine dünya 5'ten büyüktür dedi. Batı'nın gerçek yüzünü anlattı. Afrika'nın altını, gümüşü, elması sömürülmedi mi? Köle ticareti buradan yapılmadı mı? Buna Batı buna sessiz kaldı. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağına dayanıyor sözleri büyük alkış aldı. Ve Milliyet gazetesi Afrika'dan temizleyelim diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'dan FETÖ okullarının kapatılmasını veya devredilmesini istedi. İade talebi tekrarlanacak. Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan hükümet sözcüsü kurtulmuş. ABD'de Trump yönetiminden FETÖ lideri Gülen'in iadesi ve ABD'nin PYD'ye verdiği desteği çekmesi olmak üzere iki beklentilerin bulunduğunu söyledi. Kurtulmuş Gülen'in iadesine ilişkin iade taleplerimizi tekrarlayacağız. Yeni deliller, yeni bulgular ortaya çıkacak ve bunlar da ABD'li makamlarla paylaşılacaktır. Asıl olan yeni yönetimin niyetini ortaya koymasıdır, dedi. Gözaltı süresi 7+7 gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar çerçevesinde yayımlanan yeni kanun hükmünde kararnamelerle OHAL'in ilanından itibaren 30 gün olarak uygulanan gözaltı süresi 7 güne düşürüldü. Bu süre 14 güne kadar uzatılabilecek. Terör eylemi sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara da aylık bağlanacak. İşkence yapan personel devlet memurluğundan çıkarılacak. 367 kamu personelinin görevine son verildi. 124 kamu görevlisiyle görevine iade edildi. Kurulan 7 kişilik OHAL işlemleri komisyonu 90 bini aşkın ihraç, 10 bini aşkın kapatma ve benzeri işlemle ilgili itirazları karara bağlayacak. Evet ve devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi de sevgili izleyicilerimiz Kudüs krizi diyor. Trump göreve başlar başlamaz bütün İslam coğrafyasında infial uyandıracak bir krizin ateşini fitilledi. ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için İsrail'le görüşmelere başladı. Hiçbir ABD yönetimi buna teşebbüs etmemişti. İsrail bu cesaretle yeni işgal politikalarına hız verdi. Astana'da tarihi Suriye zirvesi çözüm iki odaya sıkıştı sevgili izleyicilerimiz. Suriye Savaşı'nın bitirilmesi için umutları yeşerten Astana'da muhalifler ile rejimi temsil eden heyetler karşı karşıya oturmadı. Lüksos Otel'de muhaliflerin bulunduğu odada garantör ülke Türkiye, rejimi temsil eden heyetin bulunduğu odada ise Rus temsilciler mekik dokudu. Esed rejimi Türkiye, Rusya, İran ve ABD'nin katılımıyla gerçekleşen görüşmelerde ilk kez grupların sahadaki savaşçı temsilcileri de yer aldı. Grupların tümünün önündeki kartlarda ayrım yapılmaksızın Suriye Arap Cumhuriyeti yazısı yer aldı. Suriye'nin bütünlüğüne vurgu yapıldı. 40 kişilik danışman grubu ise heyete arka planda destek verdi. Aralık sonundan bugüne gelen süreçte aralıklarla Astana'yı boykot edeceklerini açıklayan muhaliflerin geniş katılımının sağlanmasının Türkiye'nin yürüttüğü sabırlı ve etkili çalışmaların ürünü olduğu ifade edildi. Ve Takvim gazetesi de işte o hain diyor. Vodafone Arena'daki çifte saldırının emrini veren hain bir kadın çıktı. PKK'lı kalleş iki canlı bombayla stadın çevresinde tur attı, keşif yaptı, talimat yağdırdı, sonra da kaçtı. İşte o korkunç günün ayrıntıları
Polis yakın plan fotoğrafları bulunan bu kadını arıyor diyor. Halkın arasından geçti. Polisin peşinden gitti deniliyor bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve Habertürk gazetesi aklanma komisyonu diyor. 4 yeni kanun hükmünde kararname o halde kapatmaya ve ihraca yargı yolu. Kurulacak OHAL komisyonunun haksız bulduğu ihraç kapatma ve devir iptal edilecek komisyon kararına göre davada açılabilecek deniliyor. Ve son gazeteye geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Orta Doğu Suriye için huzur ümidi. Yaklaşık 400 bin kişinin katledildiği Suriye iç savaşında kritik viraj olan Astana görüşmeleri dün başladı haberine yer vermiş Orta Doğu gazetesi. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu bir yanda yiğit yaşar koynunda. Aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha. Bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Yeah.